Merhabalar, ben Nurgül. Nur Mutfak kanalıma, mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere kaymaklı kadayıf tatlısı tarifi hazırladım arkadaşlar. A'dan Z'yi tarifimi sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Beğeni ve yorumlarınızı eksik etmezseniz çok sevinirim. Gerekli olan malzeme listemi açıklama kısmına da ekleyeceğim. Oradan ulaşabilirsiniz. 1 çay bardak irmik, 1 litre süt. Kaymağımız için gerekli olan malzemelerimiz bu kadar arkadaşlar. İçerisinde şeker veya başka bir şey atmıyoruz. İrmiği ve sütü tencereye alalım. Ocağa koyalım. Orta ateşte kaynamaya bırakalım. Yaklaşık bir 7-8 dakika kadar kaynayacaktır arkadaşlar. İrmik şişmeye başlayacaktır ve özleşecektir. Bir 7 dakika. Burada saat kurdum arkadaşlar, ben alarm kurdum. 7 dakika sonra ocağımı kapattım. Gördüğünüz gibi kıvamı bu şekilde. Soğudukça kaymağımız katılaşacaktır. Gördüğünüz gibi katılaşmaya başlıyor. Arada bir karıştırıyorum. Soğuması daha çabuk olsun diye. Daha sonra böyle bir cam kaseme bütün kaymağı aktardım. Ilıdıktan sonra buzdolabına kaldırdım. Ve burada kıvamını sizlere gösteriyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kaymağımız bu şekilde. Eğer bir gece öncesinden yaparsanız kaymağı sabaha kadar çok daha güzel katılaşacağını göreceksiniz. Yaklaşık 2 saat sonra bu kıvamı aldı arkadaşlar. Dediğim gibi sizler bir gece öncesinden hazırlarsanız kaymak daha bir özlü kıvam olacaktır. Evet, bu kaymağı şöbiyet tatlılarında, Antep baklavalarında, katmer tarifinde, künefede bu şekilde kadayıf tatlılarında kullanabilirsiniz. Eğer fazla gelirse de kullandıktan sonra derin dondurucuya atabilirsiniz. Daha sonrasında çıkartıp tekrar künefe yapımında veya başka bir tatlı yapımında kullanabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Şimdi şerbetimizin tarifi: 3 su bardak şeker, 3 su bardak su, biraz limon suyu ve 1 dilim limon. Tencereye şekeri, suyu alıyoruz. Kaynamaya bırakıyoruz. Kaynadıktan sonra orta dereceye koyuyoruz ve yaklaşık 15 dakika kaynamaya bırakıyoruz. Daha sonra 1 dilim limon ve biraz da limon suyu sıkıyoruz. 1-2 dakika daha kaynattıktan sonra ocağın altını kapatıyoruz ve ılımaya bırakıyoruz. Tatlımıza ılık olarak şerbetimizi vereceğiz arkadaşlar. Evet, şimdi 3. aşamadayız. Kadayıfımızın hazırlanışı. 200 gram tereyağını hafif eriteceğim. Daha sonra 500 gram bir paket kadayıfı böyle çıkardım. Diftiklemeden arkadaşlar bu şekilde bıçakla kesiyorum ben. Gördüğünüz gibi daha kolay oluyor. Hem daha ince oluyor kadayıfımız. Gördüğünüz gibi bu şekilde tüm kadayıfı bıçakla kestim. Bir taraftan da ocağa tereyağını koydum. Hafif ılıttım. Erittim. Kesmiş olduğum kadayıfları tepsime aldım, derince büyükçe bir tepsiye. Görmüş olduğunuz gibi üzerine de eritmiş olduğum tereyağını ekledim. Güzelce harmanladım arkadaşlar. Tereyağını kadayıfa güzelce yedirdim. Evet, videomu buraya kadar izlediyseniz check-up yapalım. Kimler videomu buraya kadar izlediyse aşağıya yorum ve beğeni bırakırsa çok sevinirim arkadaşlar. Tepsimizin tabanını bolca tereyağı ile yağlayalım. Ve yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar da pekmez kullandım. Taban katını arkadaşlar, sizler dilerseniz kullanmaya da bilirsiniz. Taban katının rengi daha bir güzel olsun diye bu işlemi yapıyorum ben. Sizler dediğim gibi sade tereyağı ile
yağlayıp üzerine kadayıfı serpebilirsiniz. Evet. Yağladım ve pekmezledim. Şimdi harmanlamış olduğum kadayıfın yarısını taban katına güzelce yayıyorum. Bir bardağın tabanıyla da kadayıflara bastıracağım, sıkılaştıracağım. Bu şekilde gördüğünüz gibi düzleştiriyorum. Ara katına ben Antep fıstığı kullanıyorum arkadaşlar. Sizler ceviz de kullanabilirsiniz. Ben bu Antep fıstığını Türkiye'den bolca almıştım. Derin dondurucuya attım. Ve kendim bu şekilde mikserde istediğim zaman ufaltıyorum. Bir bardak Antep fıstığını mikser kabıma koydum. Ve çok toz olmayacak şekilde ufalttım. Bunu da ara katına kullanacağım. Hem üzerini süslemesinde hem de ara katında bolca kullanacağım. Evet. Tepsimizde kadayıfımızı güzelce düzleştirdik. Şimdi hazırlamış olduğumuz kaymaktan her yerine gelecek şekilde bolca koyuyorum. Düzleştiriyorum daha sonra spatula ile. Bu arada kaymağı yaparken yağlı süt kullanırsanız çok daha lezzetli bir kaymak elde etmiş olursunuz arkadaşlar. Gerçekten bu şekilde tatların arasında irmik olduğu asla anlaşılmıyor. Sanki gerçekten kaymak varmış gibi bir lezzet hissedeceksiniz. Dediğim gibi daha yağlı bir süt kullanırsanız kaymağınız o kadar daha lezzetli olacaktır. Evet. Kadayıfın üzerine kaymağımızı güzelce düzledik. Şimdi çekmiş olduğumuz Antep fıstığını bolca serpiştiriyorum. Biraz üzerine bırakmak için ayıracağım. Ve geri kalan hepsini ara katına dökeceğim arkadaşlar. Bol kaymaklı ve bol fıstıklı bir kadayıf tatlısı olacak. Gerçekten müthiş lezzetliydi. Evet, gördüğünüz gibi geri kalan kadayıflarımızı da üzerine kapatalım. Bu şekilde yayıyoruz ve daha sonra tekrardan bardağın taban kısmıyla düzleştireceğiz. Çok bastırmadan yapacağız bu işlemi çünkü ara katına kaymak kullandığımız için kaymağımız kenarlara taşmasın diye çok bastırmadan hafifte bu şekilde düzleştiriyoruz. Fırını önceden 190 dereceye açıp ısıtıyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi kat kat lezzet. En taban katında kadayıfımız, ara katında kaymak. Daha sonra bol fıstık, tekrar kadayıfımız ve şimdi fırına girmeye hazırdır. Önceden ısınmış 190 derece fırında yaklaşık 35 dakika, 30-35 dakika arkadaşlar güzelce altın renk alana kadar kızartıyoruz. Gördüğünüz gibi artık harika kızardı. İlk sıcaklığı çıktıktan sonra şerbetini veriyorum. Şerbetimiz ılık ve tatlımızın ilk sıcaklığını da çıkmış olarak vereceğim arkadaşlar. Hemen fırından çıkar çıkmaz vermiyorum. Eğer daha bir çıtır kadayıf tatlısı yemek isterseniz şerbetin tamamen soğumasını bekleyin arkadaşlar. Ya da bir gece öncesinden yaparsanız buzdolabına kaldırın. O şekilde soğuk bir şekilde şerbeti verin. Daha bir çıtır tatlınız olacaktır. Fırından çıkan sıcak kadayıfa. O şekilde biri soğuk biri sıcak olarak ekleyebilirsiniz. Ama ben dediğim gibi şerbeti de ılık verdim. Tatlımda ilk sıcaklığı çıkmıştı. Bir yaklaşık 10 dakika beklettikten sonra şurubunu veriyorum.
Şerbet çektikçe şurubunu ekleyebilirsiniz arkadaşlar. İlk etapta hepsini isterseniz eklemeyin. Ben 1-2 kepçe bırakmıştım. Sonrasında takviye yaptım. Evet, şerbetimizin tamamını çekecektir. Bir yaklaşık 10-15 dakika dinlendikten sonra dilimleri kestim. Evet, artık tatlımız hazırdır. Üzerine bir de Antep fıstığı serpelim. Dilerseniz hemen servise hazırdır. Dilerseniz tamamıyla soğuduktan sonra servis edebilirsiniz arkadaşlar. Ben birazcık ılık yemeği daha çok seviyorum soğuk yemekten. Benim tarifim bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin diliyorum. Şimdi içini de göstereceğim size. Evet, gördüğünüz gibi bol kaymaklı, bol fıstıklı, nefis bir tatlı. Kaymağımız bol olduğu için orta katları yumuşacık. Ağza alınca böyle harika oluyor arkadaşlar. Denemenizi tavsiye ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Evet, bugünlük bu kadar da izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videomu beğenmeyi, aşağı yorum bırakmayı, kanalıma abone olup zil sesini açmayı lütfen unutmayalım. Farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle, sağlıkla, huzurla kalın. Hoşça kalın.